Sol taraftaki yer Mehmet Yılmaz'a ait. Yani köylünün durumu ekonomik olarak şu anda iç acı değil. Yani çiftçilik yapan, hayvancılık yapan komşularımız şu anda borçlular. Tarlaları ipotekli bankalara, traktörler ipotekli, altındaki araba ipotekli. Yani bir önceki seneden daha kötü geliyor herkese çiftçi olarak. Sol taraf şu anda hayvancılık yapan kişiler, işte ben de bunun içindeyim. Ben de hayvancılık yapıyorum. 25-30 baş hayvanım var büyük baş olarak. Bütün maliyetler bir önceki seneye göre %100, %150 zamlandığı halde şu anda hayvan fiyatları 3 senenin 4 senenin önceki fiyatlarında yani. 3-4 sene önceki fiyatlara hayvan satıyoruz. 10-13 lira giden hayvan şu anda 3 lira 4 lira yani. Evet. Yani bir damızlık hayvan, gebe bir hayvan bundan 3 sene önce 11 liraya, 12 liraya, 13 liraya alınıp satılırken şu anda 6 lira, 7 lira satmaya kalktığın zaman. Devlet birçok kalemde çiftçiye destek veriyor ama işte yerini bulmuyor. Zamanında vermiyor desteklerimizi. Şimdi çiftçi zaten hep veresiye, borçla işini yürütüyor. İşte gübresini borçla alıyor, mazotunu borçla alıyor. Şimdi destekleri de zamanında alamadığı için borcunu götürüp ödeyemediği zaman bu sefer üstüne vade biniyor, borcunun üstüne. Zaten vadeli aldığı için pahalı alıyor. Üstüne üstlük bir de bu desteklemelerden şundan gördüğünüz yer karşı taraf, sol tarafa Kur'an kursumuz burası. Evet, imam evimiz karşıda. Burası çok bakım istiyor. Yani evet. Buraya işte tekrar gene yardım edecek ki bir şeyler olacak. Tekrar gene il dışındaki gurbetçilerimize gene sesleniyorum. Bu imam evimizin avlu duvarlarını bir an önce yapmamız gerekiyor. Ayrıca imam evimiz tuğla örülme olduğu için kışın çok soğuk oluyor. İmamlarımızdan bu yönde şikayet geliyor. Bu imam evimizin bir dış cephe kaplama izolasyonu olması gerekiyor. Sol tarafta Hamza Yılmaz'a ait ev. Abdullah Yılmaz'ın evi. Burada bir tane oğlu kalıyor, Alper Yılmaz. Koyunculuk yapıyor şu anda. 200-250 baş koyunu var. Sağ taraf kaç dönüm? Nasıl Davut Bey? Mezarlık kaç dönüm? 20 dönüm mezarlığımız. 20 dönüm. Evet. Küçüktü, büyüttünüz mü yoksa? Biraz büyüttük evet. Bir 7-8 dönüme yakın büyüdü. Nasıl büyüttünüz? Yanındaki arsayı bağış yaptılar komşular, evet. Kim bağış yaptı? İsmini söyle, şöyle bir analım. Orada İsmet Kaya yaptı, Seyfullah Nurdoğdu yaptı. Benim bildiğim kadarıyla iki kişinin arazisi vardı orada. İki kişi verdi. Zaten boş olan yer belli. Orası sonradan katıldı. Mezarlık kaç yıllık? Mezarlığımız eski mezarlık mı, yeni mezarlık mı? Mezarlığımız eski bir mezarlık. Yok, daha önceden yani kullanılan bir mezarlığımız yok. Ben kendim bildiğim bileli aynı mezarlık. Evet. 20 dönüm arazisi var. İşte bu sene içine su aldık. Daha önce çamlarımız falan tutmuyordu susuzluğun yüzünden. İçine her tarafına su götürdük. Akdağ Madeni Orman İşletme Müdürlüğü'nden 1000 tane çam getirdim. Çamları işte biraz milletin işi gücü şöyle şey yapsın da bitsin de
Herkesi siz toplamak. Mezarlığa mı dikeceğiz yoksa başka? İşte var, yok mı? Okulumuz var, okulumuzun içine dikeceğiz. İşte bu Kur'an kursumuzun duvarlarını ördürebilirsek orayı düşünüyoruz biraz. Ne biraz kadar masrafı çıkar Kur'an kursunun duvarlarının örümü, tadilatı, tamiratı? Yani Kur'an kursunun bir bütçe çıkardın mı yani şu? Ben şimdi şeyi hesaplattım. Duvar örerek yani duvar olarak bir 20-25 bin lira çıkar. Rahat çıkar. Duvarın örümüne 20-25 bin lira mı lazım? He. Şeye duvar dış cepheye de 20 bin lira, 18 bin lira gibi maliyet çıkıyor. Bundan 6 ay önce hesaplattım ben. Yani işçilik ve malzeme hariç şey dahil 18 bin lira gibi bir maliyet çıkıyor. Yani hemen hemen 45 bin lira falan oraya harcamamız gerekiyor. Benim tahminim eski camiye de bir 45-50 bin liradan fazla gider. Toplam 100 bin lira. 100 bin lira para lazım yani biz bu iki işi yapmamız için. Daha önce yolumuz bu yoldan önce bu mezarın dibi, bu yanından giden yoldan kullanıyorduk. Yoldu bura. Evet, köy buradan çok güzel gözüküyor evet. Değil mi? Hı. Herkesin evi gözüküyor herhalde. Herkesin evi gözükür buradan. Evet. Köyümüzün yeri çok güzel bir yer. Evet. Bu arkadaşın sesi güzel mi? Bir türkü söylettirsek. Vallahi türkü bilmem ki. Ses kalmadı ki bende. Değil mi? He. Ses mes kalmadı artık. Peki köyde Doğan Saray köyü en çok hangi köyde akraba edinmiştir? En yani çok Karakışla ile Köprücek'ten en çok kız alışverişi var yani. Evet. Karakış'ta. Hemen her köyünden var da çevre köyünden. En çok ikisiyle yani. En çok ikisiyle var. Evet. Diğer köylerde. Ne zaman yapıldı? Su deposu 92'de olması lazım. Terkos geldi. Evet. O zaman yapıldı. Sular paralı. Biraz daha 90. Miktar. Sular paralı. Paralı. Özel daire topluyor paraları kaymakamlık paralı bünyesinde. Fatura geliyor ev başı. Vallahi metreküpü şu anda 3 lira. Ev başı da şimdi bazen hayvanlarını içeride sulayanlar var. Mesela ben içeride suluyorum hayvanlarımı. Bize fazla geliyor. Ne kadar geliyor mesela? 2 ayda 3 ayda bir fatura kesiyorlar. Her ay kesmiyorlar köyde de. Bu tarafa da Kevran yolu diller mevki olarak. Söylemiyor ki bu. İlla ben ortalama söyleyecek. Ortalama yani 3 ayda bir bana 300 lira 400 lira su faturası gelir. Evet. Yaz aylarında kışın biraz daha düşer. Yazın tabi bostan falan ekiyorlar ya evlerin yanları komşular. Evlerini söylemediğimiz kimse kaldı mı burada? Evlerini söylemediğimiz çok var, canım var, daha çok. Daha çok. Köyümüz büyük yani söylemediğimiz. Şu yanlı mahalle doğru, mesela hiç görülmedi. Çok güzeller sana bak. Aşağı mahalle hiç gezilmedi. Tamam tamam işte. Yani şu kısmı zaten gezdik. Bir de orta kısma girelim. Biraz daha orta kısımlara. Bir aşağı zaten aşağı hiç gezmedik. Yol boyunu gezdik. Aşağı mahalle tüm duruyor hemen. İleride zaten okulumuz falan var. Orada da gösterelim. Mezarın ucundaki ev Münir Dayı dirdik. Onun evi. Çocukları yine İstanbul'da. Gazi mahallesindeler. Sonra seni arar söylerler Mıktar. Benim adımı hiç söylemedin. Evden hiç bahsetmedin. Neyse şimdi başka çekimlerimiz de olacakmış. Artık yani onlar da şey yaparız. İşte o çamlar şuraları. Yani unuttuklarımız da artık işte. Onlar da çekeriz. Buraları yeşerteceğiz işte şuraları. Bu ağaçları dikeceğiz hep buraya. Yemyeşil olacak buralar. Sol tarafta işte eski bağlarımız. Eskiden genelde buralarda üzüm mü vardı? Üzüm vardı, kayısı ağaçlarımız vardı. Öyle bizim olurdu ki buralarda burada. İnan taşıyamazdık böyle. Öyle buralarda Ahmet Erol'un var, Necip Erol'un var, Hasan Kılıç'ın var, Necati Kılıç. Şu tarafa, tam önümüzdeki bağlara. Arka taraflarda Mehmet Polat, Menduf Yaşar, Halit Yaşar. Onların bağları var. Şurada kimlerin tarlası var? Burada Hasan Kılıç'ın var. Hasan Şahin'in var. Dönümü ne kadar buradaki arazinin?
Şu buralar, sol tarafımızda, sol tarafımızdaki arazi taban olarak geçer. Yani taban arazi, su olmasa da gene taban arazi olarak geçer. Buraları 3000 liraya kadar çıkar, yani 3000 lirayı da geçer. Evet. Bu arazinin dönümleri.